Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 10.000 isimli soru bankası çember test okul sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda C noktasından bir teğet doğrusu çizilmiş çembere ve bir kesen. Merkezden geçiyor kesenimiz. Biz merkezden teğete çizilen yarıçapın teğet dik oluşunu yine kullanacak olursak, buraya R dersek elimizde 30-60-90 üçgeni olmuş olur. 60'ın karşısına 5 köküç geldiğine göre 30'un karşısı 5'tir, 90'ın karşısı 10'dur. Çemberin yarıçapını 5 bulduğumuza göre burası da 5 birimdir. AC uzunluğu 15 çıkmış olur. İkinci sorumuza gelelim. A ve B teğet değme noktaları. K noktasının çembere en yakın uzaklığı M, en uzak uzaklığı ise nedir? Bu şartlarda KM ile KN'nin toplamları nedir demiş. Şimdi biz K noktasından şu doğruyu çizecek olursak, sorunun bahsettiği M ve N noktaları buralar. Şimdi ben yarı çapı yine teğet değme noktasına çizer, buraya 90 diyecek olursam, 60 derece zaten 30-30 burada bölüneceği için burası 60 derece olur. 60'ın karşısına 2 köküç geldiğine göre 30'un karşısı 2'dir, yani çemberin yarı çapı 2. 90'ın karşısı 4 birimdir. Burası 4 birimdir. Çemberin yarı çapını 2 bulduğuma göre, bu 4 birim 2'ye 2 bölündü. Öyleyse KM uzunluğu 2 birim çıktı. KN uzunluğu ise 2, 4, 6 birim çıktı. Toplamları 8 çıkmış oldu. Üçüncü sorumuza gelelim. ABT doğru parçasının uzunluğu 3 birimmiş. Dolayısıyla biz AB'yi 3 gördüysek BE'yi de 3 diyebiliriz. CE 12 birimmiş. Dolayısıyla buraya da 12 birim diyebiliriz. Ardından bu elimizdeki dörtgen bir dik yamuk neticede. Bu dik yamuğu yine bir dikdörtgen ve dik üçgen haline getirecek olursak 12'yi 3'e 9 bölmüş oluruz. Buranın tamamı da 15 olduğu için elimizde 9, 12, 15 üçgeni olmuş olur. Öyleyse 9, 12, 15 ise ben bu yüksekliği, yani yamuğun yüksekliğini 12 bulduysam aslında çemberin yarıçapını da 6 bulmuş olurum. Şimdi burada 6 var arkadaşlar, buranın tamamı da 12. Öyleyse bu üçgende K2K K kök 5 durumu var. Yani OC uzunluğu 6 kök 5. Dördüncü sorumuza gelelim. F noktasından teğetler çizilmiş çembere, aynı zamanda D ve E noktalarından. CF uzunluğunun tamamı 12 ise DEF üçgeninin çevresi nedir diye sormuş sorumuz. Biz burada şunu söyleyebiliriz. Ben bu uzunluğa A desem burası A kadardır. B desem burası B kadardır. Burası 12 eksi A ise, çünkü tamamı 12 idi bu uzunlukların. Teğetlerin boyları birbirine eşit olacaktı. 12-12 idi. Burası 12 eksi A ise burası da 12 eksi B'dir. Öyleyse bu üçgenin çevresini hesaplamak istediğimde 12 eksi A'nın A'nın toplamları zaten 12 eder. 12 eksi B ile B'ninki de 12 eder. Üçgenin çevresi 12 artı 12'den 24 çıkmış olur. DEF teğet değme noktaları, üçgenin çevresi 16, AC uzunluğu kaç birimdir diyor eğer DC uzunluğu da 3 ise. Şimdi arkadaşlar buraya 3 yazdıysam 3, A yazdıysam A. Şimdi buranın tamamı x artı 3 olduysa burada da x artı 3 olacak. O zaman x artı 3 eksi A burası da. Üçgenin çevresi, toplayalım her şeyi. X var, x artı 3 eksi A var, artı A artı 3 var, 16'ymış. A'lar gitti, 6'yı karşıya attım, 10 oldu 2x. Dolayısıyla x uzunluğu 5 birim çıkmış oldu. Burada C ve D teğet değme noktaları demiş. 6. soruda BD uzunluğu 4, OC uzunluğu, yani çemberin yarıçapı 3. Bu şartlarda x nedir diye sormuş. Şimdi neticede yarıçap çizildiği için teğete burası 90 derece. Ben buradan da yine bir yarıçap çizecek olursam teğet, burası da 90 derece olur ve burada 3, 4, 5 üçgeni var. Buraya 2 yazabilirim. Yalnız ben şu açıya alfa dediğimde, bu üçgenin açıları alfa beta 90 ise büyüğü de alfa beta 90 olarak elde etmiş olurum. Yani büyük üçgenle küçük üçgen arasında bir benzerlikten de bahsedebiliriz. Soruyu Pisagor'la da bitirebiliriz. Burası x ise burası x. Ben Pisagor'u tercih edeceğim bu soruda. Bu uzunluğa x dediysem burası 8 birim oldu. Burası da x artı 4 birim. Zaten ne yapıyoruz? İki kenarı bilinmeyenlerle dolu dik üçgenlerde Pisagor'u tanıdık üçgenler üzerinden önce yapmaya çalışıyoruz. Bir kenarı 8 olan hangi üçgeni biliyoruz? 6, 8, 10 üçgenini. Yani ben buraya 6 yazarsam burası 10 eder mi? Evet, eder. Dolayısıyla x uzunluğu 6 birim
çıkmış olur. Yedinci sorumuzda BC uzunluğu 4, CD uzunluğu 5 birim, çemberin yarıçapı bu şartlarda kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım ki çapı gören açı 90 derecedir. Yani ben A ve B noktalarını aslında birleştirmek istesem buradaki AB uzunluğu çemberin çapını temsil eder. Dolayısıyla çemberin çapını temsil ediyorsa yarıçapı R dediğimde burası 2R kadar olur. Çemberden TT çizilen yarıçap TT dik olacağı için burası da 90 derece olur. Öyleyse ben bu üçgende öklit yapabilirim. 2R'nin karesi ilk parça çarpı tamamıdır. Dolayısıyla R kare 9 çıkar buradan. R de 3 birim çıkmış olur. 8. sorumuz ABT değme noktaları. Dolayısıyla buralar 90'ar derece. Yani ben O1 ve O2 noktalarını birleştirecek olsam O1 ve O2 noktalarını birleştirecek olsam burada bir dik yamuk elde etmiş olurum. 8 ve 2 çemberlerin yarıçapları olduğu için buralara da 8 ve 2'yi yazdım. Dik yamuk elde ettiysem hemen bu dik yamuğu dikdörtgen ve dik üçgene çeviriyorum. Yani 2 ise karşı 2 yukarıya 6 kaldı diyorum. Burası da x. 6 var, x var, 10 var. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Dolayısıyla x 8 birim çıkmış olur. 9. sorumuza bakalım. O1 ve O2 merkezli çemberler var elimizde. KL doğrusu AC doğrusuna dik. Ardından AO1 yani buradaki çemberin yarıçapı 8 birim. LC uzunluğu 2 birim. KL uzunluğu 6 birim olarak bize verilmiş. Şimdi ardından biz şimdi neler yapabiliriz arkadaşlar? Biz ilk önce hemen çemberlerin merkezlerini birleştirmek istesek burası 8. Bu çemberin yarıçapını biliyor muyuz? Aslında evet biliyoruz. Çünkü ben kirişe dik çekseydim bu dik kirişi 3 3 2'ye bölerdi. Zaten TT çizeceğim yarıçapta TT dik olacağı için burası dikdörtgen olurdu. 5 5 O2 merkezli çemberin yarıçapı da 5 birim çıkmış olurdu. O zaman benim elimde burada bir 5 12 13 üçgeni var. 5 12 13 üçgeni var. Ardından şurası da zaten arkadaşlar 5 birim. Burada da 3 4 5 üçgeni var ve ben burayı dikdörtgen yapmıştım dediğim gibi. Burası da 4 birim kadar oldu. Şimdi sorunun bize sorduğu şey neydi? BC uzunluğunun ne kadar olduğuydu? BC uzunluğunun kaç birim olduğuydu? Şimdi ben O1'den buraya kadarki mesafeyi 12 buldum ama bu çemberin yarıçapı zaten 8. Dolayısıyla buraya 4 kaldı. BC uzunluğu 4 artı 4'ten 8 birim çıkmış oldu. 10. sorumuza gelelim. Merkezleri birleştirilmiş bir İki tane çember var yine. Bu çemberler aracılığıyla biz teğet değme noktalarına da yarıçapları çizdiysek bir dik yamuk yine elde etmiş oluyoruz. O2B uzunluğu 5 birim kadarmış. AB uzunluğu 12 birim kadarmış. Ve soldaki çemberin yarıçapı da 10 birimmiş. Hemen bu şekli yine dikdörtgen ve dik yamuğa dik üçgene çevirelim. 5 ise burası 5. Tamamı 10 olacaktı. Yukarıya 5 kaldı. 12'yi yazdım. O1 O2 arası mesafe 13 oldu. Şimdi bu üçgen 5, 12, 13 üçgeni. Şimdi 10 birim bu çemberin yarıçapı. Yani O1'den şu noktaya kadar 10 birim olması lazım. Tamamı 13 olduğuna göre arkadaşlar şuradaki küçük mesafe 3 oldu. Bu çemberin yarıçapı da 5. 3 burada, x burada toplamları 5 edecek. Dolayısıyla x 2 olur. 11. sorumuzda bir ABCD dikdörtgeni verilmiş. BC uzunluğu 10 birim, ED uzunluğu 2 birim kadarmış. Şimdi ben burada BC uzunluğu 10 birimse şunu söyleyebilir miyim? O merkezli çemberin yarıçapı 5 birim olacak. Yani buralar 5 5. Hatta bunu da şuraya devam ettirecek olsam karşısı yine 5. Buranın tamamı 5 olacaktı. 2 ise buraya ne kaldı? 3 birim kaldı. Şimdi soru bize neyi sormuş arkadaşlar? Buradaki x uzunluğunu sormuş. Şimdi buradaki x uzunluğunu bulmak için şunu yapalım. Biz bu çemberlerin merkezlerini birleştirelim. Şimdi bakın ben buralara 5 ve 3 yazdığımda A merkezli çemberin yarı çapını zaten 8 yapmıştım. O merkezli çemberin yarı çapı 5'ti.
Dolayısıyla burası 13 oldu. 5, 12, 13 üçgenine dönüştü. X uzunluğu 12 birim çıkmış oldu. 12. sorumuza gelelim. KLM yine T değme noktaları. CL uzunluğu 6 birim. Burası da 6 birim. Bu aslında O merkezli tam dairenin yarıçapını 6 yapar. Ardından arkadaşlar biz şunu söyleyebilir miyiz? Şunu söyleyebilir miyiz? Burayı ve burayı birleştirecek olsam, yani aslında C ve M noktalarını birleştirecek olsam, C ve M noktalarını birleştirdiğimde arkadaşlar, ben burada bir 6, 6, 6 kök 2 üçgeni elde ediyorum buraya kadar. O noktasından itibaren de zaten bu çemberin yarıçapı 6 idi. O zaman büyük çemberin yarıçapını 6 artı 6 kök 2 bulmuş oluyorum. 6 birim buradaysa 6 kök 2 birim de x'e geldi. Cevabımız A seçeneği oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.